Sadece kitaplar toplanmaz kütüphanelerde. İnsanı besler, ruhuna zenginlik katar. Kitapların ruhu dolaşır raflar arasında. Elinize aldığınız her kitap bir başka dünyaya sürükler. Fatih Kütüphaneleri 2019 yılında faaliyete başladı. İlk önce bir kütüphane, iki kütüphane derken şu anda 12 kütüphaneyle ve bugün itibariyle, Ağustos ayı itibariyle 218 bin aktif üyesiyle müthiş bir ekosistem kuruldu. Tarihi mirasa sahip çıkan Fatih Belediyesi bu kez de bir kültür projesine imza attı, ilçeyi kütüphanelerle donattı. Başta gençler olmak üzere 7'den 70'e herkese büyülü bir dünyanın kapılarını araladı. Aynı anda bu 12 kütüphanemizde 2100'e yakın oturma kapasitemiz var. Aylık 130-140 bin kullanıcı kullanıyor. Kütüphanelerimizde yaklaşık 200 bine yakın kitap var. İşte o 12 kütüphaneden biri Fatih Merkez Kütüphanesi. Fatih Belediye Başkanlığı'nın hemen yanı başında. Aylar süren bir çalışmanın ardından yapıldı Merkez Kütüphane. Sadece kitap dostlarının değil, sınavlara hazırlanmak isteyen binlerce gencin de adresi oldu. Ya tabii üniversite biz öğrenciler için çok önemli bir dönüm noktası. Bu dönüm noktasında da en önemli şey çalışmak ve verim. Hem araştırma yapan, hem kitap okuyan, kitap alışverişi yapan, hem de ders çalışmak için bu alanları kullanıyor. Son teknolojiyle tasarlandı Fatih ilçesindeki kütüphaneler. Kimliğinizle kayıt olmanız yeterli. İçeri girdikten sonra ise hiçbir ücret ödemeden saatler geçirebiliyorsunuz. Günde kütüphanelerimizde 7/24 açık olanlarda 3 sefer çorba ikramımız var. Çay, kahve, bütün bu imkanları da burada sağlamış oluyoruz. Diğer kütüphanelerden ayıran özellikleri ortamın sessizliği, konforu, disipline, özellikle çalışanların memnuniyeti, ilgisi bizi bu kütüphaneye yönlendirenler arasında. Her yıl milyonlarca genç üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Bazısı şanslı, bazısı ise istediği ortamı bir türlü bulamıyor. Fatih Belediyesi kütüphaneleri işte bunun için tüm İstanbullulara açık. Her bir gencimizin evinde aynı çalışma ortamları yok. Onun için de kütüphaneler bütün gençlerimize bir fırsat eşitliği sunuyor. Herkese bu modern imkanlardan faydalanma hakkı tanıyor. Burada yaklaşık 10-12 saat burada geçiriyorum. Evde geçirdiğim çoğu vakitten daha fazla buradayım. Bu imkanlar için sadece bize teşekkür etmek düşer ve verilmiş bu imkanları değerlendirmek düşer. Yani herkes Z kuşağı ile ilgili bir takım şeyler söylüyor, olumsuz şeyler konuşuyor. Ben ise gençlikten çok umutluyum. Gerçekten kendine fırsat verildiğinde bu fırsatı çok iyi değerlendirdiler.